Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 19 Aralık 2021 sınavlarında çıkan özel güvenlik sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 51 ile 100. soru arasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Önemli yerlerden bahsedeceğim. Özellikle hemen 51. sorumuza başlıyorum. Birinci bölümümüz. Kanalımızda arkadaşlar ikinci bölümümüze başlıyoruz. Kimyasal madde yanıklarında ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Yanağa neden olan madde ile temas en kısa sürede kesilir. Doğru bir ibaredir arkadaşlar. Temas bölgesindeki giysiler çıkarılır. Tazyiksiz bol su ile temas bölgesi yıkanır. Hastanın yaşam bulguları değerlendirilir. Acil yardım alması gereken işler yapılır. Tabii ki doğrudur. Temas bölgesine yanık merhemi sürülür. Hasta yaralılara kesinlikle arkadaşlar merhem, ilaç vesaire hiçbir şey yapılmaz. İlk yardımda ilk yardımcının görevi hasta yaralıya eldeki imkanlarla müdahalede bulunmaktır. Evet. Hemen ikinci yani 52. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet. 52. sorumuz yine ilk yardım sorusu. Aynı zamanda özel güvenlik sorusu. Aynı zamanda trafik sorusudur arkadaşlar. Trafik sorularında da gelir. Çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur. Kesinlikle yapılmaz arkadaşlar. Yanlış bir ibaredir. Kırıklara, çıkıklara yerinde müdahale edilir. Hiçbir şekilde sağa sola çevrilmez, oynatılmaz. Evet. Çıkıkta yoğun ağrı ve şekil bozukluğu olur. Doğrudur. Deri bütünlüğünün bozulduğu kırıklara açık kırık denir. Kırık yakınlarındaki damar, sinir ve kaslarda yaralanma, sıkışma olabilir. Burkulmada şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır. Tabii ki doğrudur. Hemen 53. sorumuza geçelim. Bakın 53. sorumuza geçelim. Evet. 53. sorumuz arkadaşlar. Şu şekilde geçelim hemen 53. sorumuz aşağıdakilerden hangisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112 ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir. 112 aranırken her şeyden önce arkadaşlar kısa ve öz olması gerekiyor. Uzun kelimeler, uzun cümleler kurmamakta fayda var. A. Konuşma kısa tutulur ve telefon hemen kapatır. Evet. Aynen dediği şekilde. Konuşma kısa ve öz olmalıdır. Bakın. Erken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir diyor. Bakın. Değildir. Travmatik olayın tanımı yapılmalıdır. Değil mi? Konuşma kısa tutulur. Telefon hemen hemen kapatılmaz. Bakın. Evet. Konuşmayı yani söylemeniz gereken şeyleri söyleyeceksiniz ama hemen telefonu kapatmayacaksınız değil mi? Evet, karşı tarafla durumu iyice anlattıktan sonra telefonu kapatacaksınız. Adres tarif ederken adres belirteçlerinden faydalanarak açık ve anlaşılır tanımlı yani açık adres belirtilmelidir mutlaka. Bakın bu da daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan. Hasta yaralı sayısı bildirilir. Hasta yaralı durumlar hakkında karşı tarafa mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Yıldızlı sorularımızdan bir soruydu. Yine 53. soru. 54'e geçelim.
Yine ilk yardım sorusu aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz? A. Hasta yaralı battaniye ile sarılmalıdır. Doğrudur. Hasta sedyeye bağlanmalıdır. Doğrudur. Sedye yatay konumda olmalıdır. Güçlü olan ilk yardımcı hasta veya yaralının baş kısmında olmalıdır. Hastanın ayakları gidiş yönünde olmalıdır. Hayır arkadaşlar, ayakları gidiş yönünde değil, başı gidiş yönünde olmalıdır. Bakın burada yanlış cevap. C seçeneği yanlış ve yıldızlı sorularımızdan bir soru. 54. soru. 55'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hastanın yaralının sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim yukarı kaldırılmasına şok pozisyonu denir. Doğrudur. Şok pozisyonu, ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Şok durumda hasta yaralı sıcak tutulur. Doğrudur. Burun kanamasında baş hafifçe öne eğilir ve burun kanatları 5 dakika sıkılır. Evet, kesinlikle yapılması gereken olay. Kopan uzuv parçası hasta yaralıyla aynı vasıtaya konularak hastaneye gönderilir. Evet. Ve 6 saat içerisinde eğer daha sonra gönderilecekse 6 saat içerisinde hasta yaralıyla ulaştırılması gerekiyor aynı hastaneye. Diğer seçeneğe bakalım. Kopan uzuv parçası bol sabunlu suyla yıkanır. Asla yıkanmaması gerekiyor. Uzuv parçası buza temas etmeden, bakın yıldızlı bir soru arkadaşlar. Başka bir torbaya konarak hasta yaralının bulunduğu hastaneye ulaştırılması gerekiyor. 56. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir? Yüksek sıcaklık tehlikesi, patlama tehlikesi, yangın safhalarındaki tehlikeler, çökme tehlikesi, mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler. Evet. Arkadaşlar, mimari yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir. Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler değildir. Denizli seçeneği. 57. soru. Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz? A. Oksijenin ortadan kaldırılması, ısının düşürülmesi, reaksiyonun hızını kesmesi, E. Yanıcı maddeyi uzaklaştırmak. Flashover olayının gerçekleşmesi değildir arkadaşlar. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 58'e bakalım. 58. sorumuz. Bakın 58. sorumuza geçelim. Yine daha önceki sınavlarda birebir çıkan aynı sorular arkadaşlar. Bakın 58, 59. Evet, yanıcı madde ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? Yanma, yangın, ateş, alev, yanıcı madde. Evet, bu soruda defaten çıktı. Nedir? Tabii ki yangındır, değil mi? Bursa seçeneği yıldızlı sınav sorularından arkadaşlar. 56. dönemde de yine gelir. Hemen 59'a bakalım. Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileriyle olur? 1. Kondüksiyon iletim. 2. Konveksiyon taşınım. 3. Radyasyon ışınım. Hepsi de. Arkadaşlar bu soruda yine daha önce çıkan sınav sorularının arasında birebir aynısı var. Bakın %100 daha önce çıktı. Evet. Sınavlara giren arkadaşlar tekrar bakarsalar, önceki videolarımızı da incelerseler bu soruların aynısını görecekler. 60. soru, bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılır? Arkadaşlar bakın bu soru da aynısı. Birebir aynı soru. Halojenli hidrokarbonlar, yani Ceyhan seçeneğidir.
Evet, yıldızlı sınav sorusu. 61. Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir. Söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır. Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlamalara göre doğru olarak verilmiştir? Katı madde yangınlar, sıvı madde yangınlar, gaz madde yangınlar, akaryakıt yangınları, elektrik yangınları. Tabii ki nedir arkadaşlar? Katı madde yangınları değil mi? Evet, katı madde yangınları yine daha önceki sınavlarda çıkmış ve sizlere de çıkacak bir sınav sorusu. 62. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir? Yavaş yanma, kendi kendine yanma, hızlı yanma, parlama ve patlama şeklinde yanma, oksijensiz yanma. Evet, cevabımız yine oksijensiz yanma, Edirne seçeneği ve yıldızlı bir soru. 63. Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır. Her ikisi de havadan ağırdır. Her ikisi de havadan hafiftir. Doğalgaz havadan ağır, LPG havadan hafiftir. Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır. Evet, burada da dikkat ederseniz doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır. Doğrudur. Evet. Yine yıldızlı bir sorumuz. Arkadaşlar, 63. sorumuz. Hemen 64. sorumuza geçebiliriz. Bakın. 64. soru. Evet, durgunluk isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar? Tabii ki eroin, değil mi? Evet, yine daha önce çıkan sınav soruları içerisinde var. Yıldızlı sınav sorularından. Hemen 65'e bakalım. Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade eder? A. Duygu durumunda yükselmeyi, B. Tolerans etkisini, C. Sahte iyi oluşu, D. Yoksunluk halini, E. keyif halini. Tabii ki yoksunluk halini ifade eder. Denizli seçeneği doğru cevap. 66. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir? A. Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır. B. Alıcı mesajı tam değil, geç seçerek almalıdır. Bakın burada yanlış, değil mi? Alıcı mesajı tam olarak alması gerekiyor. Evet. Bursa seçeneği. Alıcı kaynaktan gelen mesajı almaya istekli olmalıdır. Alıcı bilgisiyle geri besleme yeteneğine sahip olmalı. Alıcı bilgi birikimini ile mesajı algılayabilmeli yeteneğine sahip olmalıdır. 67. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri değildir? Duyarsızlık, kararsızlık, acelecilik, alınganlık, ben merkezcilik. Evet, bu soruda arkadaşlar daha önce çıkan sınav soruları arasında var. Acelecilik, yani yıldızlı sorular arasında bu sorumuzda var. 68'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir? Kişi içi iletişim, örgütsel örgütler arası iletişim, kişiler arası iletişim, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi. Evet, bu da örgütler arası iletişim
İletişim türlerinden değildir arkadaşlar. Yine yıldızlı bir sorumuz. Hemen 69. sorumuza geçelim. 69. sorumuz, bakın. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir? Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak. Tabii kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak problem çözme yöntemlerinde değildir. Yıldızlı sınav sorumuz, yenilikçi çözümler üretmek, kararı hızlı ve etkin biçimde almak, problemin nedenini anlamaya çalışmak, farklı alternatifler içinde en doğruyu ve en etkin seçimi yapmaktır. Evet, 70. sorumuza geçelim. Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine denir. Ne denir? İletişim denir. Evet. Burada iletişimin bize tanımını sormuşlar. Evet. Yıldızlı sınav sorusu arkadaşlar. Yine çıkacak sorulardan. 71. Nokta nokta birbirleriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini nokta nokta üyesi olarak gören, grup üyesi olarak gören, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Bakın bir grup oluşturmuşlar değil mi? İki veya daha fazla, evet, nedir? Burada bir gruptan bahsediyor. Evet. 71. soru Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 72'ye geçelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatiyi en iyi şekilde tanımlar? Evet, yine sınavlarda sık sık empatiden de soru geliyor arkadaşlar. Empati ile ilgili. Empati, kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır. Empati, sempati, diğer gamlık, değil mi? Bunlar çok çok önemlidir. Sınavlarda banko sınav sorularından gelir. %100 arkadaşlar, bakın %100. Daha önceki sınavlarda çıkan bir soru yine empati. Burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet, hemen 73'e bakalım. 73. sorumuz. 73. sorumuza bakalım arkadaşlar. 73. sorumuz. Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez? Çalışma süresi kesinlikle etkiler. İş akışının yoğunluğu etkiler. Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu etkiler. Gürültülü ortam etkiler. Evet. Fiziksel görünüşü değil mi? Etkilemez. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularından arkadaşlar. 74. sorumuz. Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? İşe karşı bağımlılık azalır. Evet. Yaşanmaz değil mi? Evet. Yani Bursa seçeneği yaşanmaz. Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması, zaman zaman toplantıların yapılması, onların görüşlerinin alınması işe daha aktif bir şekilde bağlanmalarına sebep olur. Azalmaz, tam tersine artar. Değil mi? 74. soru yine önemli bir sorudur arkadaşlar. Hemen 75. sorumuza geçelim.
Evet. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir? Meydana geldiği ortamdan etkilenmez. Tabii ki etkilenir. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşir. Kullanılan sembollere alıcı ve kaynak kişiler farklı anlamlar verebilir. Verebilir tabii ki. Sözcükler ve beden diliyle gerçekleşir. Sözel olmayan iletişim duygu organlarıyla algılanabilir. Evet, burada Deniz Edirne seçeneği etkilenir olması gerekiyor. Burada etkilenmez demiş. 76. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel üyelerinden biri değildir? Geri bildirim, dönüt, kanal, araç, empati, kendini karşıdaki yerine koyma, mesaj, haber, alıcı, hedef. Tabii ki empati değildir, değil mi arkadaşlar? Evet. Ceyhan seçeneği iletişimin süreci temel üyelerinden biri değildir. Empati. Hemen 77. sorumuza geçelim. Büyük çoğunlukla gündelik insan ilişkilerinde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insan üzerinde nokta nokta olumlu etki bırakır tabii ki, değil mi? Evet. Olumlu etki bırakır arkadaşlar. Yani burada Denizli seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularından. Evet, hemen 78'e geçelim. 78. sorumuz gelsin. Hemen bakalım 78. sorumuz. Evet. Gaz maskesi ve filtresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gaz maskeleri ve filtrelerin kullanım ömrü 20 yıldır. 20 yıl çok uzun bir zaman, değil mi? Evet, değildir. Cevap Ceyhan seçeneği. 79'un sonra Hasan gaz kullanma eğitimi almış. Üniversite görevli özel güvenlik görevlilerin amiridir. Henüz genel kolluk çağrılmadığı için bina içerisinde toplanan ve dağılmayan yasa dışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kalınmıştır. Bu olayla ilgili Hasan'ın aşağıdaki hangi davranışı yanlıştır? Daha etkili olması için kapalı mekanda yüksek dozajda göz yaşartıcı gaz kullanılmalıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 80. soru. OC biber gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Acı biberin işlenmesiyle elde edilen doğal bir maddedir. Doğrudur. Sıvı haldeki çözelti olarak kullanılır. Evet. Temizlemesi kolaydır. D. Özündeki biberden dolayı temas ettiği yerde çok fazla yanmaya sebep olur. Etkisini 1,5 ile 2 saat içerisinde kaybeder. Demiş nedir? Yanlıştır. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Edirne seçeneği. Burada kalemleri almakta biraz zorlanıyoruz. Evet. 81. sorumuza geçelim. 81. sorumuz. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere yapılacak ilk yardım şekillerinden hangisi yanlıştır? A. Şahıs gazlı bölgeden derhal uzaklaştırılır. B. Nefes alması sağlanır. C. Yüze ve gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır. Kesinlikle yapılmaması gereken bir işlem, değil mi? Göze ve cilde sürmememiz gerekiyor. Evet.
Deriye temas varsa bol suyla yıkanır. Doğrudur. Kontak lens varsa hemen çıkartılır. Doğrudur. Evet, burada yanlış olanı soruyor. Arkadaşlar bakın, yanlış olan nedir? Göz yaşartıcı bir gazla maruz kaldığınız zaman asla elinizi gözlerinize ovmak, değil mi? Yüzünüze sürmek kesinlikle yanlıştır. Önemli, yıldızlı bir sınav sorumuz. C seçeneğidir. Evet, burada 82. soru. Aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilir? İzin verilen yer ve zamanda yapılması. Evet, kanunsuz gösteri yürüyüşü yapmamak gerekiyor. Evet, burada izin verilen yer ve zamanda olması gerekiyor, değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. 83. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir? A. Paniğe neden olan olayla ilgili en kısa sürede topluluğa doğru bilgi vermek. Doğrudur. Topluluğun kolayca dağıtılabilecekleri, kaçış yollarını belirlemek ve açık tutmak. Doğrudur. Topluluğu doğru yönlere dağıtmaya, zorlayacak ölçüde yumuşak kuvvet kullanmak. Topluluktaki herkesin duyabileceği şekilde ses, yayın aracıyla yönlendirme yapmak. Doğrudur tabii ki. Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak. Bu yanlıştır arkadaşlar. Evet, bir an önce değil tabii ki, topluluğun da görüşlerini almakta fayda vardır. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Yine yıldızlı sınav sorularından. Hemen 84. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir? A. Profesyonel ve provokasyona karşı tedbirli olmak kesinlikle yapılması gerekiyor. İkna edici ve inandırıcı olmak gerekiyor. Tahriklere, tahrikçilere engel olmak, diyalog kurmak, taraflı asla olmamak, değil mi? Evet, yine önemli sınav sorularından bir soru, yıldızlı sınav sorusu. Hemen arkadaşlar, hemen 85. soruya geçelim. Evet, artık son sorulara doğru geliyoruz. Şimdi 85. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Mehmet grup dinamiği bilgisine sahiptir denilince Mehmet'in aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz. A. İnsanların hangi amaçlarla bir araya geldikleri. B. Toplumsal grupların nasıl oluştuğu. C. Grup içerisindeki bireylerin psikolojisi. D. Mekanik bilgisi. E. Kitle psikolojisinin birey üzerindeki etkisi. Tabii ki bu da mekanik, değil mi? Mekanik bilgisi anlaşılmaz. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 86. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi işinde başarılı olmak isteyen bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranış unsurlarından birisi değildir? A. Kontrolü almaya hazır olma. B. Temiz ve düzenlilik kesinlikle olması gerekiyor. C. Farkında olmak. D. Her an tetikte olmak. C. Gergin olmak. Gergin asla, değil mi? Gergin asla olmuyoruz. Evet. Her zaman, hiçbir zaman gergin olmayacağız. Trafikte de gergin olmayacağız. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 87. sorumuz. İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirirler?
organize olmayan aktif kalabalıklar, değil mi arkadaşlar? Organize olmayan aktif kalabalıklar yine daha önceki sınavda çıktı. Yıldızlı sınav sorumuz. 88. Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması, aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir? Koruma, saldırı, sabotaj, sızma, terör. Evet. Nedir? Koruma. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Yine yıldızlı bir soru. 89. soru. Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Koruma personeli ekipten ayrı bireysel davranmalı. Ekip ruhuyla hareket etmemelidir. Kesinlikle. Ekip ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Değil mi? Ve ekipten ayrı olamaz. Bireysel olamaz. Ekip demek birlik, beraberlik demektir. Evet, tek başına birey demek değildir. Evet, yine önemli bir sınav sorusu. Hemen diğer sorumuza geçelim. 89-90. Sorumuza geçelim. Evet, 90. sorumuz gelsin arkadaşlar. Önemli kişi. VIP koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Koruma can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür. B. Özel koruma görevi önemli kişinin VIP programlarında ve ikametgahında 24 saat esasına göre yapılır. D. Koruma görevlisi görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımıyla önlem almalıdır. E. Koruma görevlisi teknolojik gelişmeleri, silahlarla ilgili yenilikleri takip etmelidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar bu soruda. Koruma görevlisi önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakta sorumlu değildir. Tabii ki sorumludur. Değil mi? Esas sorumlu kişidir. Evet, yine yıldızlı bir sınav sorusu. 91. Korunan kişiye yani VIP'e yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? Araçlar yavaş seyretmelidir. Hayır, araçlar yavaş seyretmez. Duruma göre hızlı da gidebiliyorlar. Cevap Adana seçeneği yıldızlı bir sınav sorusu. Daha önceki sınavlarda çıktı. Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir? Bakın yine daha önceki sınavlarda çıktı arkadaşlar. Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır. Kesinlikle çalışır vaziyette olmalıdır. Evet. Önemli kişi yani VIP mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmamalıdır. Önemli kişinin aracı çıkışın tam karşısında yer almalıdır. Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir. Önemli kişi yani VIP araca binmeden koruma aracına binmemelidir tabii ki. Evet. 92. soru. Bakın bunlar daha önceki sınavlarda birebir gelen sorular. Evet. 93. sorumuz. Korunan önemli kişinin, bakın VIP ile ilgili soru çok geliyor arkadaşlar. Onun için sorulara tekrar tekrar bakalım. Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane ve stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bu soruda arkadaşlar birçok sınavda çıktı birebir. Size de çıkar. Öncü istihbarat çalışmasıdır. Cevabımız
Ceyhan Siçini'dir. Hemen 94. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir? A. Aracın tamamen zırhlı olması. Makam aracında mutlaka olması gerekiyor. Motor gücünün yüksek olması. Tamponlarının takviye edilmiş olması. Ülke şartlarına uygun donanımda olması tabii ki gerekiyor. Havalı kornasının mutlaka olması. Hayır. Havalı kornasının mutlaka olmasına gerek yoktur. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 95. soru. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez? A. Tehlike düzeyine. B. Kişisel saldırı olasılığına. C. Araçlar ve kabiliyeti. D. Yerel güvenlik desteği. Bunların hepsi olması gerekiyor. Elzem şeyler ama koruma görevlilerinin karakterine dikkat edilmez. Edirne seçeneği doğru cevap. 96. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden değildir? Koruma amiri, ekip amiri, sağ ön ile sol arka koruma görevlileri, öncü koruma görevlileri. Bunların hepsi olması gerekir arkadaşlar. Ve çok çok yine önemli bir sınav sorusu. Özel kalem görevlileri, değil mi? Koruma organizasyonunda bulunması gereken değildir. Yine daha önceki sınavlarda da çıktı. Arkadaşlar %100 sizlere de, yani 96. dönemdeki arkadaşlar da bu sorulardan gelir. Hemen 97. sorumuza bakalım. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır? Suçların önlenmesinde koordineli çalışmalıdırlar, değil mi? Kesinlikle ikisi koordineli çalışması gerekiyor. Evet. Genel kolluk ve özel kolluk suçların önlenmesinde koordineli çalışmaları gerekiyor. Hemen 98. soruya geçelim. Son sorular artık arkadaşlar. Bakalım 98. sorumuza nedir? Evet. Özel güvenlik görevlisi Bünyamin silahlı çalışma iznine sahip olup silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Özel güvenlik görevlisi Bünyamin görevlendirilen yerde çalışabilir. Evet, yani özel güvenlik görevlisi Bünyamin silahlı çalışma iznine sahip. Ama silahsız özel güvenlik yerinde çalışabilir mi? Tabii ki çalışabilir. Evet arkadaşlar, yani burada nedir? Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen şöyle Adana seçeneğini de işaretleyelim. Önemli banko sınav sorularından, yine daha önceki çıkan sorulardan. Evet. 99. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin yetkilerinden biridir? Olay yerini ve delilleri koruma yetkilerinden biridir. Bakın, Denizli seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Son sorumuz arkadaşlar, 100. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Sinan görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bakın bu soruda arkadaşlar daha önceki sınavlarda geldi. Emri yerine getirir. Hiçbir surette emri yerine getirmez. Emri verenin sorumluluğu üzerine alması halinde emri yerine getirir. Amirinden emri yazılı olarak vermesini ister. Emrin yazılı olarak verilmesi halinde emri yerine getirir. Evet. Burada da yine hiçbir şekilde emri yerine getirmez olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği. Bu soruda daha önceki sınavlarda çıkan bir sorumuz. Evet arkadaşlar. Silahsız adaylar için test bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum.
96. dönemdeki sınav soruların, örnek sınav sorularında görüşmek üzere. Daha önce atmış olduğun soruların tamamını çözüp, konu anlatılmış soruları da çözüp sınavlarınıza başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.